Daha sağlıklı bir bağlantı kuralım istedik. Kendisi de çok bekletmek istemedik. Sayın Karayalçın merhaba, hoş geldiniz perdenin ön arkasına. Merhaba, iyi akşamlar. Sizi selamlıyorum. Konuklarınızı da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gecikme için de özür diliyoruz bir kez daha. Esasla, Tabii gündemde İyi Parti'ye dönük saldırı olunca. Tabii. Evet. Geçmiş olsun, ben geçmiş olsun dileklerimi de bugün İyi Partili kardeşlerime ilettim. Evet. Teşekkür ederiz anlayışınız için de. Acaba biraz önce Sayın Mehmet Tezkan'ı duyma fırsatınız oldu mu bilemiyorum ama kendisi... Son birkaç cümlesini duydum. Evet, özetle şöyle söyledi. İşte zamanda DSP, SHP, CHP o dönemlerde soldaki bölünmeyi bizzat içinde görmüş, yaşamış, bundan çekmiş bir isim olarak dedi. Sayın Murat Karayalçın bugünkü durumu özellikle Memleket Partisi üzerinden... Ankara Belediye Başkanlığı nasıl kaybetti? Tabii, evet. Anlatır ve analiz ederse çok iyi olur. Dinleme fırsatı bulacağız dedi. Dolayısıyla ben de doğrudan bu soruyla Sayın Mehmet Tezkan'dan alıntıya soldaki ilk soruyu evet size yönlendireyim. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bir bölünme olarak tarif eder misiniz? Memleket Partisi'nin çıkışı, iddiası, Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmemesi acaba nasıl etkiliyor dengeleri ve Millet İttifakı açısından süreci? Nasıl okuyorsunuz tabloyu? 1980'li özellikle 1990'lı yıllarda yaşadığımız bölünme nasıl bir bölünme ise bu bölünme de aynı bölünme. 1990'lı yıllarda belediye seçimlerinde de genel seçimde de yaşamış olduğumuz sorunlar, sıkıntılar ne idiyse şimdi de bunu yaşıyoruz. Ve bunun daha ağırını eğer bir anlaşma olmazsa, yani 14 Mayıs'tan önce bir çözüme, bir anlaşmaya, bir mutabakata varılmazsa yine aynı şekilde yaşayacağız. Yani tarihi yeniden yaşamaktayız özetle. Şunu söyleyeyim, yani zamanında alınmayan önlemleri daha sonra aldığınızda yurttaşlar, seçmenler, bunu kabul etmiyorlar. Bunu ciddi olarak cezalandırıyorlar. Biz ayrı ayrı girdiğimiz seçimlerden sonra ya artık bu kez tek listeyle giriyoruz, tek adayla giriyoruz dediğimiz bir aşamaya gelmiştik ama o zaman da yurttaşlar bizi cezalandırdılar. Çok geç kalmıştık. Siyasette yapılması gereken şeyler mutlaka o zaman yapılmalı. Daha sonraya ertelediğiniz zaman asla sonuç alamazsınız. Hı hı. Bölünmenin yaratmış olduğu olumsuzlukların bedelini de çok ağır olarak yaşarsınız. O nedenle ben bütün parti yöneticilerini, yani her iki partinin yöneticisini öyle söyleyeyim. Şu andaki sorun Cumhuriyet Halk Partisi ve Memleket Partisi arasında yaşanan sorun. Bu iki parti arasında 90'larda yaşadığımızı yaşıyoruz. O nedenle ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kendi partime de, Memleket Partisi'ne de, Memleket Partisi'nin sayın sevgili yöneticilerine de çağrıda bulunuyorum. Bu teferruattır. Önümüzde Türkiye var. Türkiye'nin geleceği var. O söz konusuysa bunların tümü ayrıntı olarak kalır. Bunu aşalım. Bunun vebalini hiçbirimiz kaldıramayız, taşıyamayız. Halkımız bunun cezasını hepimize çok ağır keser. Ben biraz önce Sayın Tezkan'ın konuşmasının son cümlesini duyduğumu söylemiştim. Sayın Tezkan daha sonraya erteleyin bu yarışmayı diyordu yanlış anlamadıysam, evet. Yanlış duymadıysam. Bunun daha sonrası falan da olmaz. Yani eğer bu burada bir mutabakat çıkmazsa, burada bir çözüme ulaşmazsak daha sonra yurttaşlarımız hiçbirimizi affetmez. Yok ben o açıdan, Sayın Karayalçın o açıdan söylemedim. Parti içi çekişmeleri, liste kavgaları falan olursa 9 Nisan'da onları daha sonra erteleyin. Onlar için de birlik zamanı yani olabilir. Olabilir, çok doğru. Doğru bir tahminde bulunuyorsunuz. Olabilir, olasıdır. Evet. Hatta yapmayın yani sıkıntılar yaşanmaktadır ama yani şimdi herkese düşen 1990'ları hatırlayarak kendilerini aşmalarıdır.
Herkes kendisini açmalıdır. Gerekirse içine atmalıdır. Her ne yapıyorsa, her ne yöntemi kullanacaksa onu bilmiyorum ama eğer biz buradan beklenen sonucu elde edemezsek, elde edebileceğimiz şu an aritmetik olarak önümüzde duran sonucu görüyoruz bunu değil mi? Hep birlikte görüyoruz. Eğer bunu elde edemezsek bunun vebali ağır olur diye düşünüyorum. Ben de aynen böyle söylemiştim. Evet. Benim şeyim budur. Yani 90'larda bunu yaşadık. Evet. İstanbul, Ankara'da yaşadık. Özellikle Ankara'da yaşadık. Ankara'da hem de birkaç kez yaşadık. Evet. Hem 94'te yaşadık. Evet. 94 belediye seçimlerinde yaşadık. Evet. Hem 99 belediye seçimlerinde yaşadık. 94 belediye seçimlerinde CHP ve SHP'nin bölünmüşlüğünün sıkıntısını çektik. 99 yılında da DSP ile CHP'nin bölünmüşlüğünün sıkıntısını çektik. Çünkü o arada SHP ile CHP birleşmişti. Ama o birleşme de kar etmedi. Sonuç getirmedi. Çünkü CHP ile DSP'nin bölünmüşlüğü gündemdeydi. Onun bedelini ödedik. Ve Ankara bir çeyrek yüzyılını kaybetti. Tabii bunun bir de yalnızca Ankara açısından değil, Türkiye geneli itibarıyla düşünülmesi gerekmektedir. Eğer 2004 yılında, 1994 yılında bu seçim kazanılmış olsaydı, o sorunlar yaşanmayacaktı. 1999'da kazanılmış olsaydı, o sorunlar da yaşanmayacaktı. 2009 yılında, şimdi ayrıntısına inmeyeceğim, başka bir sorunu yaşadık. Yine bir bölünmüşlük vardı. Bu kez parti içinde dışarıya çok sızmamış bir bölünmüşlük vardı. Onun da Türkiye genelinde yaratmış olduğu sorunları hep birlikte gördük, yaşadık. Yani diyeceğim birleşelim ey halkım, birleşmeliyiz. Türkiye'nin bütün demokratları, Türkiye'nin bütün geleceğini Atatürk çizgisinde gören bütün insanlar birleşmelidir. Bu sorunu öyle aşarız. Açmamızda olanaklı. Yani bir 40 küsür gün kaldı önümüzde. O nedenle ben de Sayın Tezkan zaten böyle demiştim diyor. Ben de Sayın Tezkan'ın çağrısına katıldığımı bir kez daha ifade edeyim. Bu olanaklı mı? Evet olanaklı. Bu çözülür mü? Evet çözülür. Nasıl çözülür? Nasıl? Evet. Çözülür. Çok rahatlıkla çözülür. Çok rahatlıkla çözülür. Yani burada çözülemeyecek bir sorun olduğu kanısında değilim. Onu da bu kadar iddiayla söyleyeyim. Ben Murat Bey, iyi akşamlar. İsmail Saymaz ben. İyi akşamlar İsmail Bey. Bugün Muharrem İnce bir tweet paylaştı. İşte kendisinin son 24, yani listelerin kesinleşmesine 24 saat kala Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edildiğini ve kendisine bir teklifte bulunulmadığını ifade etti. Bugün itibariyle yani Muharrem İnce vazgeçse de ismi listede bulunacak. Yani pusulada yer alacak. Bundan sonrası için eğer bir yakınlaşma olursa bu hangi biçimde ve yöntemle olabilir? Buna dair bir düşünceniz var mı? Yani görüşmeyle olur. Görüşmeliyiz. Ben yani bundan sonra Muharrem Bey'in adının orada olmasının yaratabileceği bazı olumsuzluklar olur ama yani eğer bir mutabakat sağlanmışsa bunun aşılabileceğine inanıyorum İsmail Bey. Hı hı. Yani evet, yine Muharrem Bey'in fotoğrafı, adı orada olur. Orada kalır. Ama eğer anlaşılmışsa bu sorun da çözülmüş olur. Bir mutabakata varılmışsa bu sorun da çözülmüş olur. Yani onun sıkıntısını tümüyle aşmış olmayız ama hiç olmazsa yine de sonucu elde etmiş oluruz. Yani onun orada kalması seçimin kazanılmasında bir engel olmaz diye düşünüyorum. Görüşmenin dışında da başka bir biçim yöntem yok. Görüşeceğiz. Yani yurtsever insanların, demokrat insanların oturup görüşmesi lazım. Sizden gerek CHP'den gerek Memleket Partisi'nden gerekse daha geniş anlamıyla sol, Atatürkçü, demokrat kesimlerden buna aracılık etmeniz yönünde bir talep oldu mu? Sizin bir girişiminiz oldu mu? İşte CHP'nin abileri diye niteleniyorsunuz siz, Altan abi, Mehmet Bey. Böyle bir teşebbüsünüz oldu mu? Evet. Yani tam o noktaya gelmedi ama ben buradayım, ben varım. Yani böyle şeylerin çözülmesi için de tarafların bunun çözüleceğine
evet demeleri gerekir ya da çözüleceğine ilişkin bir istem, irade ortaya koymaları gerekir. Olmalı. Ben bunu bir zorunluluk olarak görüyorum. Yani ben olurum, bir başka arkadaşımız olur. Ama bu sorun çözülür. Yani bu mesele değil. Bunu aşacağımıza ben içtenlikle inanıyorum. Yani dediğim gibi aşılmayacak hiçbir sorun yok. İrade olduktan sonra bu çözülür. Muharrem İnce'yle çok... görüşebildiniz mi hiç Murat Bey? Muharrem Bey'le ben yeni olarak görüşmedim. Ama deprem deprem bölgesi dönüşünde uçakta birlikte gelmiştik. Muharrem Bey'le evet. yan yana oturmuştuk. Zaten o da söyledi. O arada da görüştüm. Sohbetimiz oldu. Yani şimdi sözcük bunları tekrar etmeyeyim. Ama ben genel olarak gerek Sayın Genel Başkan'ın tavrından, gerekse Sayın İnce'nin açıklamalarından, oradaki arkadaşlarımızın değerlendirmelerinden belli bir noktaya gelinebileceği inancını taşıyorum. Şöyle bir şey olmuştu, belki hatırlayacaksınız. Sayın Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grubu toplantısında açıklanacağı gün Hikmet Çetin, Altan Öymen ve ben Sayın Genel Başkan'la birlikteydik. Evet. Orada konuşmuştuk. Daha sonra Muharrem İnce'nin CHP'ye dönmesi için orada bir görüşme olduğuna ilişkin bir haber çıktı, bir yazı yazıldı. Evet, evet. O öyle değildi. Yani öyle bir görüşme olmamıştı. Bana bir gazeteci arkadaş sordu. Siz de oradaydınız, böyle bir görüşme oldu mu diye. Hayır dedim. Böyle bir görüşme olmadı ama ben size kendi görüşümü söyleyeyim dedim. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıdır. Memleket Partisi'ndeki arkadaşların yani çoğunu tanıyorum. Hepsi benim çok sevdiğim kişiler. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıdır. Bana sorarsanız hepsi dönmelidir. Hepsiyle birlikte olmalıyız falan anlamında bir demeç vermiştim. Sonra Memleket Partisi'nden çok sayıda arkadaşımdan bana teşekkür telefonu geldi. Ya işte dostluk falan filan. Yani biz kardeşiz. Yani aramızda öyle bir ciddi bir sorun da yok. Bu çözülebilir. Onu tekrar edeyim. Evet. Evet. Sayın Karayalçın, şunu da merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle kamuoyu araştırma şirketleri Memleket Partisi'nin ve Muharrem İnce'nin kişisel oylarını epey yüksek gösteriyor. Kısa bir zaman içinde çok böyle bir yani fenomen olarak nitelendirebileceğimiz bir çıkış hem parti olarak hem de Sayın Muharrem İnce'nin kişisel oyu olarak yakaladığı söyleniyor. Kimileri bunu biraz abartılmış ve şişirilmiş oy oranları olarak düşünülse de hangi seçmen profili daha çok meyil ediyor, oy veriyor diye bakıldığında özellikle 30-35 yaş altı genç kesim ve hatta hiç şimdiye kadar oy kullanmamış genç kesime hitap ettiği düşünülüyor. Bir dans figürüyle bu kadar çok gençleri etkilemiş olabilir mi? Siz bu oy şeyini, potansiyelini neye bağlıyorsunuz? Ya da şöyle de sorabilirim. Sayın Kılıçdaroğlu da gençlere dönük çok fazla söylem, proje ve vaatte bulunuyor. Ne oldu da Memleket Partisi açısından, Memleket Partisi daha cezbedici bir yer oldu bu kitle için? Onu çok tahlil edemem. Yani onu bilmiyorum ama biraz önce söylemiş olduğunuzun yakın tanığıyım. Biraz önce İsmail Bey'e Muharrem İnce Bey'le birlikte Adana'dan uçakta yan yana oturarak dönmüştük demiştim. Orada ben bu dansını ilk defa gördüm. Kabin görevlisi geldi ve Muharrem Bey'e bir akrabasının kendisiyle telefonda görüşme yapmak istediğini söyledi. Cep telefonunu uzattı. Muharrem Bey de o dansı yaptı. Ben ilk kez orada gördüm. Sonra o dansı uçakta mı yaptı anlamadım Murat Bey. Uçakta evet. Nasıl yani? Yerde. Oturduğu yerde yaptı. Peki telefonla görüntülü mü yaptı? Görüntülü. Cep telefonu da görüntülü yaptı. Yani ben de aletler içinde kaldım. Bir görmediniz mi dedi. Görmedik dedim. Muharrem Bey benim başkanımdır. Ben genel başkanken Yalova İl Başkanımızdı Muharrem Bey. Yani sevdiğim, saydığım birisidir. Görmedim dedim. Sonra oradan bazı yolculardan da işte ilgi gördü bu şey falan. Yolcularda yani dans etti mi? Efendim? Yolcularda dans etti mi Murat Bey? Vallahi o kadar uzatmadı ama yani yolcuların da Sayın İnce'ye ilgi gösterdiklerini görüyorum. Şimdi bakın bu tartışmanın bir anlamı yok. Yani Muharrem Bey'in oyları şu kadar mıdır, bu kadar mıdır? Şurada seçime 40 gün kalmış. Ne kadarsa ne kadar. İster %3, ister %13.
Ben işin sayısal yön üzerinde değilim. Bu birliğin, yani bir mutabakatı sağlamanın Türkiye'yi ve insanlarımızı ne kadar rahatlatacağını görüyorum, biliyorum. Biliyorum. O yüzden sayıya hiç takılmamak lazım. Yok canım bu abartılıyor dememek lazım. Zaten biraz da sorun oradan çıkıyor. Yani ne kadar oyu var ki falan türlü tartışmaların sorun yarattığını görüyorum. O nedenle Selam, işin o yönde girmek istemem. Zaten de bilmiyorum. Onun tahlilini de ben yapamam. Yani onu siyaset bilimciler tahlil etsinler. Ama bu biraz da rahmetli Demirel'in hani siyasette 24 saat bile uzun süredir şeklindeki açıklamasını teyit eden bir durum. Birdenbire dediğiniz gibi böyle bir gelişme ortaya çıktı. Niye çıktı ve niye gençlerde çıktı? Onu bilmiyorum. Onu herhalde siyaset bilimciler ya da ilgili uzmanlar tahsil edecektir. Bu görüşlerinizi acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarabildiniz mi? Görüşebildiniz mi? Sayın Genel Başkan çok yoğun. Bir görüşmemiz yani son sıralarda bir görüşmemiz olmadı. Ama yani biz sürekli parti yönetici arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Parti yöneticileri ne diyor? Efendim? Parti yöneticilerinde böyle bir eğilim var mı? Biz Muharrem Bey'le uzlaşabiliriz. Eğilim anlamında bana, söylüyorum. Bana parti yöneticilerinin başını kaldıracak hali yok. Çünkü bizde müthiş bir adaylık patlaması var belki biliyorsunuz. Evet. Bizim 4000 adayımız var. Yani şimdiye kadar hiç aday çıkmamış olan yerlerde çok sayıda adayımız çıkıyor. Bugün Erzurum adaylarında birkaç arkadaşla görüşmüştüm. Diyorlar ki Erzurum'da patlama yaşıyoruz. Erzurum'da çok sorunlar yaşayan bir partiyken şimdi Erzurum'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak patlama yaşıyoruz. Binlerce arkadaşımız, partilimiz aday, partimize yeni katılan kardeşlerimiz de aday. 4000 aday var. Parti yöneticilerimiz de onlarla görüşüyorlar. Görüşme sıkıntıları var. Yani daha işin bu kısmı üzerinde bir görüşme yapmış değiliz. Ya da onların eğilimlerini bilmiyorum. Yani arkadaşlarımız, parti yöneticilerimiz adına bir şey söylemenin uygun olmayacağını düşünüyorum. En azından ben söyleyemem. Evet. Bu arada şimdi siz dediniz ki mesela bir Erzurum örneği verdiniz. Epey bir aday adayı var. Erzurum, evet. Erzurum dışında da yani o da tabii her çok bir şey falan.